Merhabalar, ben Afet. Bir videoyu daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitap alışverişi videosu. Alışverişi bu şekilde göstereyim. Alışverişimi BKM kitaptan yaptım. Yani şimdi BKM kitaptan yapma sebebim her zamanki biliyorsunuz güzel indirimler vardı. Neredeki indirim var? O zaman ben orada alışveriş yapıyorum. Bu nedenle BKM'den yaptım. Ama tavsiye eder misiniz diye sorarsanız asla tavsiye etmiyorum. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi zaten çok uzun bir zamanda elime ulaştı kargom. 2-3 hafta sürdü bana ulaşması. Hem kargoya vermeye çok uzun sürdü, sonrasında kargodan bana gelmesi zaten uzun sürdü. Bunun dışında da bir diğer sebebi de kitapları zaten az kitap istedim aslında. İstediğim kitaplardan dolayı, şimdi anlayacaksın sebebini. Zaten az kitap istemiştim ancak bu kitapları da bir tanesini iptal etmişler bana haber vermeden. Şimdi genellikle biliyorsunuz tedarik edemedikleri kitapları mail atıyorlar size. Bu kitap elimizde olmadığı için gönderemeyeceğiz diye. Ama bu sefer bana BKM kitap hiçbir şey yazmadan, hiçbir şey göndermeden iptal etmiş kitabımı. Ve bunu da hani internet sitesine girdiğim zaman, işte kitabım ne zaman gelecek diye, kargo sürecine ne zaman verecekler diye baktığımda fark ettim. Yani en azından bir bilgilendirme yapabilirlerdi. Bir de istediğim kitap şu anda içinde olan kitabın üçüncüsüydü. Açtığım zaman söyleyeceğim zaten. Yani bu ne demek oldu şu anda? Üçüncü kitabı olmadan dördüncü şu an elimde. Artık üçüncüsünü de ne zaman isterim bilemiyorum. Çünkü bu aslında alışverişi de isteyeli bayağı oldu. Ama bir türlü ne videosunu çekebildim ne de bakabildim. Yani şu anda ne halde geldi, nasıl onu da hiç bilmiyorum. Yani BKM'den dediğim gibi zaten artık alışveriş yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Uzunca bir zaman en azından. Asla tavsiye etmiyorum. Yani ben genellikle zaten Kidevi veya Egamba'dan ya da kitap yorumundan alışveriş yapıyordum. Ama şu an birazcık farklı sitelere deneyeyim diye aslında BKM'den verdim. Ama dediğim gibi çok fazla tavsiye etmiyorum. Şimdi alışveriş geçecek olursak, bayağı da dediğim gibi beklediğim bir an bu benim için. Çünkü çok uzunca bir zamandır istediğim iki tane kitap var içinde. Bayağı da hani peşindeydim, kovalıyordum ama indirime girmesini açıkçası bekliyordum. Şu son zamanlarda biraz fazla aslında kitaplara zam geldiği için o nedenle bir türlü isteyememiştim. Şu şekilde güzel aslında en azından kolilemişler, güzel bir şekilde göndermişler diyeyim daha doğrusu. Bunu açması da birazcık uzun sürecek gibi. BKM kitap bu şekilde güzel bir BKM kitap çalışanları diye bir şey göndermiş. Ama dediğim gibi BKM kitaba karşı birazcık şu anda ön yargılı ve sinirli olduğum için çok fazla güzel yorum yapmayacağım açıkçası. Ya da güzel bir şekilde göndermiş. Ona bir şey demiyorum. Kitaplarda hiçbir zarar yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde faturasını göndermişler. Şimdi kitaplarıma geçecek olursak biri Yeşil'in Kızı En. İşte bu dördüncüsü şu anda elimde olan ama üçüncüsünü alamadığım kitap oluyor. Tabii yanlış söylemiyorsam bu dördüncüsü diye hatırlıyorum ama yine de tekrardan bir kontrol edeyim. Yani şu anda bir tane kitabı bende eksik oluyor. Bu da biliyorsunuz son zamanlarda normalde tarzım olmayan bir kitap olmasına rağmen, daha doğrusu ilk başta aldığım zaman anneme diye almıştım. Ama daha sonrasında okuduğum zaman çok hoşuma gitti. Dizisini de izledim hatta sonrasında. Abim zorla başlatmıştı. Sonu gelmemişti. Sonunda ben izledim ve bitirdim. Gerçekten de çok güzel. Yani normalde tavsiye edeceğim bir kitap değil, tarz değil biliyorum. Normalde okuduğum bir tarzı değil. Ama Yeşil'in Kızı En tamamen benim için önyargılarımı yıktığım bir kitap oldu. Yani en basitinden insana bir, her zaman söylediğim bir şey vardır. Yazılarımda da sürekli olarak bunu yazarım zaten. Umut. İnsana gerçekten de ufak da olsa her zaman umut olduğunu, her zaman bir ışık olduğunu gösteren bir kitap. Özellikle şu zamanlarda bu tarz kitapları çok fazla okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden tavsiye ediyorum sizlere de muhakkak Yeşil'in Kızı En'e başlayın. Bu arada Pegasus'un da, ya da hangi yayındı? Pegasus'un da çıkarttığı şu anda kitapları var. Birkaç yayın, hatta Koridor'da çıkarıyor. Ama ben gerçekten Ren yayınlarının ilk defa Ren yayınlarından bir kitap aldım. Genellikle bu tarz okumadığım için galiba. Ve gerçekten de çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Ren yayınlarında kitap gönderme kitapları tarzı hoşuma gitti. Açıkçası zaten cilt kitaplara karşı biliyorsunuz bir sempatim var. Fazlasıyla bir sempatim. Bundan dolayı da bu kitapları size kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi asıl harikalarıma geçecek olursak, bu alışverişin asıl sebebi gerçekten de dediğim gibi güzel bir indirimle aldığım kitaplarıma geçecek olursak, bunların birisi Alfa Yayınları'nın Tarih kitabı serisi.
Yani bu ilk çıktığı andan itibaren tarihi, siyaseti ve edebiyatı almak çok istiyordum. Aşırı istiyordum ama edebiyat neredeyse hemen tükendi. Yani onu bir türlü alamadım. Ve fiyatları da gerçekten acayip derecede ki bu kitaplara kesinlikle değer. Yanlış anlamayın. Zaten kitapları asla paha biçmem. Paha biçilemez kitaplara. Ama özellikle hani son zamanlara çok fazla arttığı için bir türlü fırsat bulup da alamamıştım. Çok fazla aldığım, çok fazla istediğim kitap olduğu için sıra gelmiyor daha doğrusu. Ama BKM kitapta öyle güzel bir indirim gördüm ki kesinlikle artık almalısın diye düşündüm. Ama maalesef ki siyaset ve edebiyat kitabı yoktu. İkisi de tükenmiş yine. Tarihin en azından bulabildim. Bir de yeni çıkartmışlar sanırım. Ya da yeni değilse de ben takip ettiğim için yeni fark ettim. Feminizm kitabını da çıkartmışlar. Onu da tabii ki de almak istiyorum en kısa zamanda. Bundan sonraki alacağım kitapları da eğer ki bulabilirsem siyaset ve edebiyat ve tabii ki de feminizm kitabı olacak. Yani Alfa'nın bu şekilde psikoloji de vardı, suç vardı. Ne suçunu da almak isterim açıkçası. Biliyorsunuz birkaç tane videomda bahsetmiştim. Özellikle cinayet belgesellerini vesaire IDX'de çok fazla izlediğimi. Hani o nedenle eğer ki suçunu da bulursam onu da almak isterim. Çok çabuk edebiyat tükenmiş ve daha sonrasında dediğim gibi bulamadım zaten. Zaten arkasında da tüm kitapları yazıyor. Felsefe, psikoloji, siyaset, bilim, Shakespeare, edebiyat, Sherlock Holmes, dinler, uzay yolu, sanat, sinema, işletme, sosyoloji, ekonomi, tarih, aslında ve suç. Yani benim burada şu anda dikkatimi çeken feminizm ki burada yok. Demek ki yeni çıktı. Feminizm kitabı, edebiyat ve siyaset tabii ki de. Daha sonrasında olursa suçu da alırım. Bir diğer kitabıysa yine Efsaneler ve Mitler. Yine Alfa'nın. Bu yayınlarından, kitaplarından farklı olarak çıkarttığı bir kitabı yanlış bilmiyorsam. Ve gerçekten de Odessa, biliyorsunuz yeni aldığım kitaplarımdan, kitapma kazandığım kitaplarımdan birisi. İlk açtığım sayfada ona geldi. Gerçekten efsane olmuş. Yani bunun üstüne kitaplar tanımıyorum. Yani biliyorsunuz Can Yayınları'nın George Orwell ciltli serileri efsane. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İhsan Oktay Anar'ın kitabı, yine Pusat Atlası, yine bu çizgi roman şeklinde çıkarılan ve tabii ki de Alfa'nın bu şekilde çıkarttığı kitaplarını şu anda tek geçerim. Yani herkesin kitaplığında hep söylediğim bu olması gerekenlere bu ikisini de ekliyorum. Yine tarih ve siyaset edebiyatı da en kısa zamanda dediğim gibi almak istiyorum tarihten sonra. Alışverişlerim bu şekildeydi. Yani bunu dediğim gibi 3. kitabını normalde almıştım. Ve gerçekten BKM'de bu kitapları da yani Yeşil Kızı En kitaplarını çok uyguna bulmuştum. Ama maalesef ki tükendiği için alamadım. Onu da en kısa zamanda umarım ki alıp kitaplığıma yetiştiririm. Çünkü 5.'si de çıkmış. Yani 5.'sini çıkartmış. O zaman şu anda 3. ve 5.'sini aynı anda alabilirim demektir bu. En kısa zamanda o iki kitabını da alacağım. Videoma son vermeden önce, yani alışverişim hep bu kadardı ama son vermeden önce birkaç tane okuduğum kitap var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Şu anda aynı anda 4 tane kitap okuyorum. Ama bunu bu şekilde okuma sebebim şu. Zaten aslında daha önce okuduğum kitaplar da var içinde bu şekilde okuduğum. Birisi Cengiz Dağcı'nın Badem Dalı'na Asılı Bebekler. Yani bu Cengiz Dağcı'nın kendi hayatından izler taşıyor. Kendi çocukluğundan izler taşıyor. Hemen zaten her kitabında ben bunu aslında hissediyorum. Cengiz Dağcı da kendi hayatından izleri zaten taşıyor. Hemen hemen tüm kitapları taşıyor. Ama bu özellikle çok fazla kendi doğduğu büyüdüğü yer hakkında çok fazla bilgi veriyor. Muhakkak okuyun Cengiz Dağcı'yı seviyorsanız. Ki hep de tavsiye ettiğim, önerdiğim yazardan birisidir zaten kendisi. Bir diğeri Ütopya, Thomas More. Yani bunu zaten okudum ama üniversite zamanında okumuştuk. Tekrardan neden bilmiyorum ama bir okuma isteği geldi içimde. Son zamanlarda çok fazla ütopya, distopya tarzında kitap okumadığımı fark ettim. Son zamanlarda daha doğrusu sürekli olarak kendi tarzım olmayan, kendi tarzından çıktığım kitapları okuyorum. Daha çok roman tarzında kitapları okuyorum. Ya bunun sebebi daha önce bahsetmiştim ama çok yoğun olduğunuz zaman çok fazla kendinizi siyasi tarzı kitaplara, tarih kitaplara veremiyorsunuz. Bu nedenle kafanızı boşaltmak için diyeyim. Genellikle böyle edebi tarzdaki eserleri daha çok kendiniz veriyorsunuz. Romanlara kendiniz veriyorsunuz. Bunlardan biraz önce dediğim gibi Şeytanın Günlüğü. Yani bu kitap Rus olduğu için sırf biliyorsunuz benim Rus yazarlara karşı fazlasıyla bir sempatim var. Normalde olmaması gereken kadar. O nedenle bu kitabı da aldım en azından okuyayım diye. Ve gayet de güzel gidiyor şu anda. Bitmek üzere
neredeyse kitabım. Ama özellikle ön söz kısmını kitaptan daha çok beğendim. Ön sözde Maxim Gorki'ye, Tolstoy'a yer vermesi, Tolstoy'un eşinin hakkında, eşinin daha doğrusu bu yazar hakkında yazdıklarını okumak vesaire çok çok iyiydi. O yüzden tavsiye ediyorum. Özellikle ön sözünü muhakkak okuyun. Bir diğer kitabımsa yine Sabahattin Ali'den Hep Genç Kalacağım. Bu zaten Sabahattin Ali'ye yazılmış mektuplardan oluşan bir eser. Yani bu kitaplar gibi sayılmaz. Açıp böyle bir yerini bile okusanız yeterli. Şu anda yarısına kadar gelmişim. Ve Sabahattin Ali'ye yazılmış olan mektuplarını okuyorum. Yani açıkçası Sabahattin Ali'nin kendisinin yazdığı mektupları daha çok severek okuyorum. O da biliyorsunuz zaten bende tüm eserlerinin olduğu bir kitap var. Yapı Kredi Yayınları'nın çıkarttığı bir kitaptı. Birazcık küçük olsa da onu gerçekten bitirdim, hatmettim. Ne o kadar küçük yazmışlar bilmiyorum. Çok küçük küçük küçük. Gözlerim zaten 3,5 derece daha da bozuldu. Ama yani Sabahattin Ali'nin Hep Genç Kalacağım eserini de eğer ki ona yazılmış olan mektupları merak ediyorsanız kitaplığınıza alabilirsiniz. Ben arada böyle okumak istedikçe açıp okuyorum. Çok fazla birden hepsini bitirebileceğim bir kitap değil benim. Çok severek okuduğumu söyleyemem. Dediğim gibi alışverişim bu şekildeydi ama size en azından şu anda okuduğum kitaplar hakkında birazcık bilgi vermek için, 4 kitabı aynı anda okuduğumu söylediğim zaman inanamayanlara göstermek için aslında çektim. Bu şekilde. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere.